Sayın Tatlıses, haberimizde de izledik, siyaset ısınıyor. Artık parti liderlerinin birbirlerine karşı üslupları da sertleşiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben siyasetin böyle bu kadar sert, bu kadar seviyesiz olması hiç hoş bir şey değil bana göre. Burada yarış millet içindir, savaş millet içindir, harp millet içindir, kavga millet içindir. Kendi aralarında, yani bu bana göre rol çalmadır. Sinemada bunun adına rol çalma derler yani. Hafif kamera buradayken seninle konuşurken böyle hadi canım sen de falan derim, yüzümü bu tarafa kamera. Bu rol çalmadır. Yani burada da şimdi bana göre liderlerin yaptığı oy çalma. Evet. Yani o ona bir şey söylüyor, halkın fikri değişiyor. Buna bir şey söylüyor, onunki fikri değişiyor. Acaba hangisi doğru onu bilemiyor yani insan. İki günde bir ya da 24 saat sürmüyor. 3-5 saatte onların laflarına göre oylar değişiyor. Borsa gibi. Oylar değişiyor, yer değiştiriyor. Yani bu az önce Sayın Başbakan'ın dediği gibi altın falan, biz de bunları duyuyoruz. Evet. Altın, kömür, Gaziantep'te mesela evet. Kömür dağıtmışlar, kömür dağıtılıyor. Bunları duyuyoruz yani. Ama mesela diğer partiler için kesinlikle söylenmiyor. Buyurun. Buradan telif hakkı istiyorum. Bunlar çünkü bu söylemler genç partiye aitti. Mazot 1 YTL, ÖTV, ÖSS ve harçlar üniversiteden kaldırılacaktı. Üniversite çoğalacaktı. 1+ maaşlar, işsize maaş 350 YTL verilecek. Diğer partilerde de bu vaat dolu. Diğer partilerde de bu baktılar ki bu iş yapıyor. Evet. Genç Parti'nin verdiği ilanlar insanların beynine böyle şey gibi kazındı. Başladılar aynı şeyleri diğer partiler taklit etmeye. Ama iktidar ama bu olsun. Evet. Olsun yani, bu bir şey öğretmek, bir şey vermek çok milletin yararına. Milletin yararınadır yani. İktidardan da şöyle bir karşılık geliyor. Nasıl olsa iktidara gelemeyecekler, bol keseden vaat veriyorlar deniliyor. Kime? Yani işte vaat veren partiler. Ha, vaat veren. Evet. Hepsi veriyor. Hepsinde vaat veriyor. Ama hiçbiri bulgur dağıtmıyor. Yani. Şey dağıtmıyor. Evet. Biz sözümüzün arkasındayız. Biz yazıyoruz, ilan veriyoruz. Evet. Eğer ki bu ilanlar karşılığında biz iktidara ve iktidar ortağı olursak, genç parti olarak gelirsek, yemin billah ediyorum ki benim inancım sonsuzdur Genç Parti Genel Başkanı Sayın Cem Uzan'a. Eğer ki o verdiğimiz sözleri ilanlarda yazılı gibi vermezse, ben halktan önce, herkesten önce ben Sayın Genel Başkanımın yakasına ben yapışacağım. Namus sözü veriyorum. Bu kadar da inanıyorum. Neden Genç Parti de Demokrat Parti değil? Çünkü sizin bir zamanlar belki de hala ağırlı abi kardeş yakınlığınız vardı. Halen ben saygıyla bahsederim, saygıyla severim. Sevip saydığım bir insandır. Evet. Çok düzgün bir insandır, çok iyi bir insandır. Kesinlikle bunu kimse yanlış anlamasın. Ben sırf o partiden girmedim. Niye girmedim? Bana Urfa'da ikinci sıradan yer evet. vermişti. Evet. Sayın Sedat Burcak birinci, ben ikinci. Evet. Ben şöyle bir şey, Urfa'dan ben bağımsız giriyordum. Fakat ben partiye zarar veririm diye. Çünkü biliyorsunuz hakkımızda mahkemeler var. Evet. Ve hiç suçumuz günahımız olmadan. Evet. Ayrıca benim şu anda ben yargılanmıyorum. Orada olan kişiler yargılanıyor. Ben de dosyanın içinde olduğum için ben de mecburen ben de yargılanmış gibi oluyorum. Evet. Mahkeme devam ediyor. Yani savunma çetesi. Evet. Yazarlar ederler diye ben incinmesin. Ne parti incinsin ne de Mehmet Bey incinsin. Çünkü incitmek istemem. O yüzden. Hazır okurumlara değinmişken Sedat Burcak etkilenir diye Şanlıurfa'dan çekildiğini söyleniyor. Hayır, hayır. Oradan çeşitli tehditler geldiğine dair başka bağımsız adayları olumsuzluğunu etkileyeceksiniz. Ben tehditten anlamam bir de Urfalı beni tehdit etmez. Hepsi oraya katılan. Urfalı değil de bazı gruplar oradaki. Kesinlikle grup tanımam ben Allah'tan. Peki o süreci anlatır mısınız? Neden son anda Genç Parti'ye geçtiniz? Bak şimdi biz Sedat Bey'le birlikte havalandan ta Ankara'ya kadar birlikte gittik. Başka şey için gittik. Başka evet. bir birleşim için, bir ortaklık için. Uğraştık ama netice olmadı çünkü çok az bir zaman kalmıştı. Saat 5'te düdük evet, çalıyordu. 2 evet. saat içinde bitirmemiz gerekiyordu. Bitiremedik. Yani anlaştık desek bile anlaştıramazdık. O yüzden Genç Parti'den bana da teklif geldi. Saatte 3 içerek geçiyordu. Evet, Sayın Tatlıses, MHP ile AKP arasında da bu şekilde bir sert üslup var. Bölücü başı ile ilgili olarak siz idam cezası ile ilgili ne düşünüyorsunuz ve sınır ötesi operasyon eğer iktidara gelirseniz yapar mısınız? Şimdi ben normalde bir milletvekili adayım. Evet. Daha milletvekili olup olmayacağımız belli değil. Evet. Bana göre 23 günü sabah belli olacak olan milletvekilisin. O sıfata büründün. O elbiseyi giydin. O zaman konuş dersin. Konuşurum. En azından düşüncelerinizi alalım. Şu anda yani. Düşüncemi alamazsın. Çünkü bir şey diyemem. Aslında bu tür kavgaları ben sevmiyorum. Yani terördür, efendime söyleyeyim şeytanaların bunları bir tek partinin değil, 4 parti, 5 partinin kimse hangisine hepsinin
genel başkanları birleşip öyle çözecekler. Evet. Birbirlerine laf atmayla olmaz ki bunlar. Geçenlerde bir röportajınızı okudum. İktidara gelirsem kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı olabilirim ben dediniz. Ben öyle bir şey demedim aslında, o espri olarak. Sordular, evet, şaka yaptınız değil mi? Espri olarak söyledim. Onlar da ben zaten bakanlıkta. Benim milletvekilinde gözüm yok. Çünkü ben gerçekten Urfa'da gitseydim, eğer milletvekili olmaksa benim niyetim, Urfa'ya girer seçilmiştim zaten. Benim niyetim milletvekili değil, milletvekili olup hizmet verebilmek. Tek başıma Urfa'dan gelsem ne yapabilirdim? Evet. Burada biz en az 100 tane milletvekiliyle Türk vatandaşımıza hizmet edeceğiz, insanlara hizmet edeceğiz. Çünkü ben şarkı söylerken benim vatandaşımın karnı doymuyor. Ben şarkı söylerken benim işsizimin cebine para girmiyor. Ben şarkı söylerken ÖSS'deki o öğrenciye yardımcı olamıyorum. Bunu öğrendim, bir arkama döndüm, baktım ki neler varmış da ben görmemişim. Şimdi onları gördüm, onlar için yoldayız. Ufadaki şeylerimizi yayınladınız mı? Evet, dün evvelsi gün haberleriniz yayınlandı. Nasıldı? Enteresan görüntüler vardı, sıcaktan boyanmıştınız. Hava sıcağı söyleyeyim, orada bir tişörtünüzü falan parçaladınız. Evet. Çünkü yani... yemek 9,5 saat falan yemek yemedik, içeri girdik. Dışarıda 40 derece, içeri girdim 55 derece, fırın da varmış işte. Evet. Bir de bu kadar insan, abi resim çekelim. Ya dedim Allah rızası için bir müsaade edin, bir yemek yiyelim ondan sonra çekelim. Yine baktım müsaade edin, en son Allah, sular içinde kalmıştım. Zaten o tişörtler bana ait. Evet. Evet, görüntüler de şu anda ekranda. Evet, o tişörtünüzü parçaladığınız an bayağı bir sinirlenmişsiniz orada. Şöyle eleştiriler geldi Sayın Tatlıses. Yani İbrahim Tatlıses meclise girdikten sonra da şovmenliğe devam mı edecek dediler bu görüntüleri gördükten sonra. Hayatım boyunca İbo Show'un dışında şov yapmadım. Benim hayatım şov değildir, lütfen buradan da insanlara. Evet. Ben şovmen değilim. Ben adamım, sanatçıyım, millet için varım. Kavgalarımı da orada yumruk yumruğa kavga yapmayacağım. Eğer evet. bir kavgam varsa millet için kavga yapacağım. Ben orada utanıyorum. O mecliste kavga eden insanlardan utanıyorum. Çünkü orada bir kavga varsa burada milletin kavgasını gidip orada yapacağız. Evet. Ama yumruk yumruğa değil.